Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün DJI ailesinden Osmo Mobile birlikteyiz. Şu anda bir telefon takılı, size bu şekilde gösteriyorum. Şu anda gimbal'ımız açık durumda. Bu artık yeni seri bir DJI Osmo diyebilirim. En son çıkan serisi ve şu şekilde yakından görebilirsiniz. Buradaki ayakçıkları çıkıyor. Zaten bunların test çekimlerini vesaire hepsini yaptım sizler için. Bu ayakta tutmak için bir tripod bağlantısı. Bu da normalde gimbal'ımızın kendisi şu şekilde açık kendisi. Beni zaten buradan da görebiliyorsunuz. Buradaki joystick'imiz hepsini hareket ettirebiliyor. Şöyle kamerada görecek şekilde göstereyim sizlere. Aşağıya, sola, sağa hepsini de hareket ettirebiliyoruz. Şimdi bu gimbal'ı kimler alacak, kimler almayacak buna geçeceğiz. Ama öncesinde ufaktan elimde göstereyim. Bu cihazın birçok özelliği var ve bunu genelde dış çekimler yapan insanlar, telefon kullanan insanlar için önemli bir cihaz. DJI Mimo uygulaması bayağı stabil çalışan ve güzel çalışan bir uygulama diyebilirim. Bunun kendi uygulaması ve DJI'nin bütün ürünlerini o uygulamadan aslında birçoğunu kontrol edebiliyorsunuz. 4 tane gimbal'ımızın modu bulunuyor. M tuşuna bastığımızda modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Alttaki kırmızı kayıt tuşuna bastığımızda ise normal fotoğraf modundaysak fotoğraf çekiyor, video modundaysak da video çekimi yapabiliyorsunuz. Arkadaki tetiğimiz de bir kere dokunduğumuzda takip özelliğini sağlıyor. Hatta şu anda videonun etrafında bir yere koymuş olacağım. Hem dikey story modunda çekimler yapabiliyorsunuz hem de yatay modda çekim yapabiliyorsunuz. Şimdi şöyle göstermek istiyorum sizlere. Şuradaki dönme tuşu var. Net olarak gösteriyor mu kamera bilmiyorum ama buradaki tuşa 2 kere bastığımızda yatay, 2 kere daha bastığımızda dikey oluyor. Şu anda yatay modda ve bir kere daha basıyorum story dikey moda geçiş sağlıyor. DJI Mimo uygulaması içerisinden kullandığınızda bu gimbal'ı normal şartlarda o düğmeye bir kere bastığınızda ön kameraya, bir kere bastığınızda arka kameraya geçiyor. Cep telefonundan vlog çekenler için çok ideal çünkü bir tuşla direkt ön veya arka kameraya geçebiliyorsunuz. Şimdi ben size bununla çektiğim örnek videoları da ekleyeceğim. Ve bu akşam vaktinde oğlumu dışarıda gezdirirken çektiğim bir video var. O kadar net akıyor ki görüntü, herhangi bir pikselleşme, bir bozukluk olmuyor. Ve şu an biliyorsunuz birçok telefonda artık zaten stabilizasyon var. Ama bu stabilizasyonlar yeterli olmuyor telefonlarda. iPhone 14'te kullansanız, 13'te kullansanız aynı. Bu tarz telefonla çekim yapıyorsanız gerekli olan bir cihaz diyebilirim. O kadar geliştirmişler ki DJI serisinde 6 çıkarak aslında 5 ile arasında bir fark yok ama stabilizasyon olarak farklılıklar var ve modlar arasında farklılıklar var. Şimdi ben detaylı bir şekilde ürünün size karşısına geçip anlatımını sağlıyorum. Siz de aldığınızda nelerle karşılaşacaksınız, neler yapabilirsiniz bunları görmüş olursunuz. Cihazı aldık ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ben size şimdi teker teker anlatıyorum. Öncelikle şuradaki M tuşumuz modlar arasında geçiş yapma özelliği. Bir kere bastığımızda bakın farklı bir moda geçiyor. Bir kere daha bastığımızda farklı ve bir daha bastığımızda farklı bir moda geçiyor. Bunların hepsinin zaten DJI Osmo Mobile olarak DJI Mimo'da bütün özellikleri size eğitici olarak yazıyor. Şimdi şu tuşu dediğim gibi bir kere bastığımızda kamera öne, bir kere bastığımızda arkaya dönüş sağlıyor. Burası zaten joystick'imiz. Ve buradan hareketini sağlayabiliyoruz ürünümüzün. Güzel bir şekilde dönüş sağlayan bir mod diyebilirim. Aslında modlar arasında çok farklılıklar var. Bunların çekimini yapıldığı bir mod gibi düşünebilirsiniz. Mesela şu kısmı kaldırdığımızda şöyle yapacağım hatta sizler için. Kameramızı kaldırıp şurası mesela kalkıp inebiliyor ve bayağı sert bir şekilde kaldırıp indirebiliyorsunuz. Bu da gayet uzun ömürlü olması için yapılmış bir durum. Şimdi bir kere daha M tuşuna bastığımızda şu an normal moddayız ve böyle artık joystick'imizin hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Aşağıya, yukarı veya yana doğru hareket ediyor. Buradaki modumuz zaten videonun başında söylemiştim. Eğer ki fotoğraf modundaysanız kırmızı tuşa bastığınızda direkt olarak fotoğraf çekiyor veya video modundaysanız bir kere bastığınızda video çekimine başlıyor. Bu tekerleğimiz de Mimo uygulamasındayken zoom yapıp açmaya yarıyor. Yani ileriye doğru ittiğimizde zoom yapıyor, geriye doğru çektiğimizde zoom'u geri almış oluyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi de şu arka kısımdaki tetiğimiz. Burasının yapısı güzel, kaydırmaz bir yapı. PlayStation'ın arka tuşlarına benziyor biraz daha ama bu biraz daha tırtıklı, zaten detaylı görüyorsunuz. Buna bir kere DJI Mimo uygulamasında bastığınızda sizi takip ediyor. Onun da videosu şu anda çıkacak ekrana ve siz nereye giderseniz sizi güzel bir şekilde takip ediyor. Bir kere daha bastığınızda kapanıyor. Şu anda kameramız yatay modda ve bu şekilde bozuyorum kameranın ayarlarını ki daha detaylı bir şekilde gösterebileyim. Şimdi arkadaki tuşumuza hızlıca basıyorum. 1, 2. Ve gördünüz mü? Kendi kendine düzeldi. Şimdi bir de şu şekilde göstereceğim. Bu cihazı alacaklar, gerçekten çok işine yarayacak bir cihaz. Şimdi cihazı bozduk yine bu şekilde, gördüğünüz gibi. Arka tetiğe hızlıca 1-2 kere bastım. Ve gördüğünüz gibi aynı moduna geldi. Şuradaki tuşa 1-2 yaptığımda dikey moda geçiyor. 1-2 yaptığımda tekrardan yatay moda geçiyor. Bu da çekimler arasında güzel işler yaptırıyor sizlere. Malzeme yapımıza gelecek olursak ürünümüzün üzerindeki malzeme yapısı gerçekten güzel bir yapıya sahip. Bu tripod çıkabiliyor. Bunu bu şekilde çıkarttığınızda direkt böyle elinizde dışarıda çekimler yapabiliyorsunuz ve herhangi bir sallantı olmadan çekim yapılıyor. Mesela şu modda da kullanabiliyorsunuz. Bunu alttan çekimlerde, genelde aksiyon çekimlerinde bu şekilde kullananlar var. Ve hızlı bir şekilde de kullansanız problem yaratmıyor ürünümüz. En güzel yanı benim için şu joystick diyebilirim. Joystick'in kullanımı gayet stabil ve direkt anında tepki veriyor diyebilirim sizlere. Hatta şu şekilde göstereceğim. Şimdi joystick'imizi hızlı bir şekilde yukarı aşağı yapıyorum ve gördüğünüz gibi anında tepki sağlıyor. Diğer modlar arasındaki işte burada anlattıklarım size bu normal mod. Bir de bunun hızlı modu var. O da hemen göstereyim sizlere. Bu mod, bunda da daha hızlı çekimler yapabiliyorsunuz ve buradaki tripodumuzu çıkarttığınızda daha aksiyonlu, onların yukarıdan çekim yapmış olduğu gibi çekimler yapılabiliyor. Cihazımızdan bahsettik. Detaylı özelliklerini göstermeye çalıştım. Şimdi teknik özellikleri zaten yanımda bir yerde çıkacak resim olarak. Sizlere DJI Mobile neden alınır ya da neden alınmaz, bunlar hakkında az çok bilgi verip sonrasında videoyu kapatacağım. Öncelikle DJI Mobile 5 ve 6 arasında çok farklılıklar yok. Ve bu genelde dışarıda çekim yapacak, aksiyon tarzı, yürüyüş, dağda, bayırda, koşu, vlog tarzı çeken ve telefondan videolar üreten insanlar için alınabilecek bir ürün. Atıyorum benim gibi bir ürün inceleme kanalısınız ve şu ürünü aldınız, tripoduyla birlikte kurdunuz ve şuraya yandan bir şekilde ürüne odaklandınız. Ürünün takip etme modunu ayarladığınızda o ürünü açarken, kurcalarken bu şekilde çift kamerada yapabileceğiniz bir durum olabiliyor. Bunu anlatmak istedim sizlere. DJI Mobile 2 kullanıyordum ben çok eski kanalımda, geçmiş dönemlerde, 2017-2018 dönemlerinde ve o bile benim çok işimi görüyordu. DJI hep ürünlerini artı üstüne ekleyerek, tecrübelerle senelerdir karşımıza sunuyor ve her çıkarttığı üründe ya yenilikler oluyor ya daha güzel stabilizasyonlar ya da daha farklı kamera diyaframları vesaire. Dronlarda kamera diyafram aralıklarını, stabilizasyonlarını, aslında DJI bu konuda çığır açmış bir marka diyebilirim. Çünkü kullandığım geçmişe dayalı ürünleri ve geleceğe dayalı birçok ürünü kullandım ve gayet kullanırken de memnundum. Bu bir sponsorlu içerik değil bu arada. Alırsınız veya almazsınız ama ben size almanız gereken durumları anlatıyorum. Ama normal bir kamerayla, DSLR ya da aynasız bir kamerayla çekim yapıyorsanız zaten bu gimbal'a ihtiyacınız olmayacak çünkü takamayacaksınız. Telefon tarzı çekimlerinizde Osmo'nun Mobile serisindeki her cihazını alabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla kullanıp güzel, kayıpsız görüntüler elde edebilirsiniz. TikTok, YouTube, Instagram'a, hikayelerinize çekimler yaptığınızda sinematik modlarda çekim olduğu için herhangi bir titreşim olmadığından görüntünüzde de bir kayıp olmayacak. Üründe isterseniz zıplayın, koşun, dağda bayırdan atlayın. Tamamen stabilizasyon sağladığı için aslında çekimleriniz stabil ve sinematik görüntü oluyor. Aslında görüntünüz kayıyor. Buna eşdeğer olarak YouTube'a içerik üretenler bu tarz ürünler aldığında, dışarıda çekim yaptığında, yanına bir mikrofon, şunun gibi bir mikrofon eklediğinde hem görüntü kaliteniz çok güzel olacak hem de mikrofondan almış olduğunuz ses kaliteli olacağı için videolarınız daha fazla izlenecek ve daha fazla kişiye ulaşabilecek. Çünkü YouTube, TikTok, Instagram, herhangi bir mecrada kaliteli bir şey yapıyorsan bu herkesin karşısına çıkmaya başlıyor zamanla. Ürünün telefon koyduğumuz yerdeki kısmı güzel bir materyalden oluşmuş. kılıfla veya kılıfsız bir şekilde telefonunuzu oraya yerleştirdiğinizde herhangi bir çizilme, herhangi bir zarar görme durumu da olmuyor. Bu açıdan güzel. Arkasındaki kısım mıknatıslı olduğu için sökülüp takılabiliyor. Telefonunuzu elinize alıp bu şekilde ortaladıktan sonra tekrar güzel bir şekilde yapıştırabiliyorsunuz. Ve bu özellik gerçekten çok güzel aslında. Çünkü telefonu sürekli çıkart tak yapacağınıza mıknatıstan çıkartıp telefondan çekim yaptığınız için hemen baktığınız görüntüyü hemen burası güzel, şurası güzel vesaire deyip direkt mıknatısına yapıştırıp takabiliyorsunuz. Ürünün teknik özelliklerini ve detaylı anlatımlarını da paylaştım sizlere. Zaten uygulamaya ilk girdiğinizde şunu yap, bunu yap diye eğitici içeriklerle birlikte sizlere nasıl gideceğinizi yönlendiriyor DJI Mimo uygulaması ve bu açıdan da güzel. DJI'nin birçok ürünlerini DJI Mimo'dan zaten kontrol edip oradan detaylı bir şekilde giriş çıkış yapıp bütün özelliklerini kullanabiliyorsunuz. DJI Mimo'da bu gimbal için bir hikaye modu var. Orada hazır hikaye modlarını, şablonları yapabiliyorsunuz ve bunlar da gayet güzel. Panoramik mod olsun, video, fotoğraf modu olsun. Her çeşit modu eklemişler ve gayet stabil, gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Videomuz bu kadardı. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Daha çok video gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.